bir konu. Adana'daki tarihi mirası nasıl yok ettiğimizin acı gerçeği ve bir başka resme baktığımızda yine Seyhan Nehri kıyısındaki tarihi muhacir arabaları görüyorsunuz. Evet, kentimizin durumu böyle. Adana şehrinde hızlı bir değişim oldu. Bu resim diyor ki çok şey değişti. Bakın, Adana'yı seven, kente özlem duyan bir Adanalı Irmak kıyısına gelmiş, fotoğrafçıya poz vermiş. Seyhan Nehri'nin masmavi suları, Taşköprü, kent merkezi, gökyüzü yükselen camiler, evet ve orta yerde tarihi Caferpaşa Camisi'nin minaresini görüyorsunuz. Bunların hepsi hayal oldu, geçmişte kaldı. Bugün kente baktığımız zaman bunların pek çoğunun yerinde olmadığını görüyoruz. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Adanalılar 1920'li yıllarda, yani 1922 5 Ocak tarihinden sonra her bayram günü geldiğinde, Kurtuluş Bayramı günü geldiğinde yüzlerce ve binlerce insan Taşköprü üzerinden bando eşliğinde askerler, öğrenciler, öğretmenler ve halk yürüyüş yapıyorlar. Yaşasın vatan, yaşasın Adana, yaşasın bayrağım diyorlar. Evet, ülkeye bağlılıklarını haykırıyorlar. Bu resim o Kurtuluş Bayramı coşkusunu çok güzel anlatıyor. Bu resme dikkatle bakarsanız yine şehrin merkezini görüyorsunuz. Camileriyle, köprüsüyle Adana'mızın tahrip edilmeyen, yağmalanmayan doğal yapısı böyleydi. Şimdi bu tarihi kente baktığınızda o Tepebağ'ın eteklerinde, orta yerinde, her tarafta hani o bahçelerle süslü bey konakları vardı. Nereye gitti bunlar? Tek tek el değiştirdi. Evet, birileri yıktı, yerine böyle hiçbir anlam ifade etmeyen beton yapılar yapıldı. Bu resim diyor ki Osmanlı'nın son döneminde güzel bir Adana vardı. Taş yapılarıyla, bahçeleriyle, camileriyle. Evet, bu yapıların büyük çoğunluğu yıkıldı ve yok edildi. Bu resim bize o günleri hatırlatıyor. Heyecan verici, duygusal anları canlandırıyor. Ve bir başka fotoğrafa baktığımızda Taşköprü, hemen köprünün başındaki Caferpaşa Camisi'nin durumu. Bu fotoğraf 1930'larda çekildi. Hani Osmanlı yüzyılları, Osmanlı'dan sonra Cumhuriyet'in ilk yılları 1920 ve 30'lu yıllarda Adana'mızın tarihi dokusu bozulmuş değil. Taşköprü başındaki cami, tarihi cami olduğu gibi duruyor. Evet, bu fotoğraf bize o düşünceyi hatırlatıyor. Evet, karşımıza o resim geldi. Değerli seyirciler, her şeyi hovardaca harcadık. 1940-50'li yıllarda o zamanki belediye başkanları kendi şahsi görüşleri, çıkarları gereği ve etrafındaki dal kavukların verdiği bilgilerle kenti adeta tarihi yapıları tek tek yok ettiler. Bu fotoğraf 1940 ve 50'lerin Adana'sını gösteriyor. Taşköprü'nün üzerinde insanların yaya yürüme yeri yapılmış. O yaya yürüme yeri beton ilaveler yapılmış ve alttan su boruları geçiyor. Geçen su borularının üzerinden yürüyorlar. Taşköprü yani özelliğini kaybetmiş. Yosunlar içerisinde, efendim, pislik içerisinde insanlar yürüyorlar ve kente bakın şimdi. Bu fotoğraf 1940 ve 50'li yıllarda bu tarihi kentin pek çok yerindeki camiler ve tarihi yapılar bir bir el değiştiriyor, Adana yağmalanıyor. Biz o yağmalanan Adana'nın acı gerçeğinin bütün boyutlarını açıklayacağım. Ancak isterseniz yine bir müzik eşliğinde tarihi Adana'yı şöyle bir hatırlayalım, o güzel Adana'yı görelim. Evet arkadaşlar, Adana'mızın güzel filmi ekrana gelsin. Burası Adana Etnografya Müzesi. Osmanlı döneminden kalan mezar taşları ve tarihi binaların kitabeleri burada bulunuyor. Yıkılan tarihi binalar, mescit veya bir kamu binası olabilir veya bir mezar olabilir. Oradaki yazılı taşlar alınmış ve buraya konmuş. Ben bu taşlar arasında bir taşa dikkatle bakıyorum. Karşımda Osmanlı Devlet Armağası olan bir kitabe var. Üzerinde Padişah'ın Tuğrası, II. Mahmut ve altta thank you.
gönül rüzgarlardan bile dost olmaz. Gideceğim yerler kapkara sürür, ne kadar çeksem çilem dolmaz. Gideceğim yerler çok uzak gülüm, rüzgarlardan bile dost olmaz. Gideceğim yerler kapkara sürür, ne kadar çeksem çilem dolmaz. Hislerimi dizelere yazan kalemler ağlasın bana, kalpleri aşk ile yanan sevenler ağlasın ya. Hislerimi dizelere yazan kalemler ağlasın bana, kalpleri aşk ile yanan sevenler ağlasın. Sen beni duyan olmaz. Gideceğim sürgün mecburdur gülüm, sen sormazsan başka soranım olmaz. Gideceğim yerler sonsuzdur gülüm, sen duymazsan beni duyan olmaz. Evet, bu tarihi resimler hayallerimizi ve Adana'mızın o geçmişteki güzel anlarını hatırlatıyor. O günlere özlem duygusunu da canlandırıyor diyelim. Evet, kaldığımızda devam edelim. Adana'nın tarihi mirası nasıl yağmalandı? Son 100 yılda Azı Gerçeğin dosyasındaki bilgileri aktarmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Saygıdeğer izleyiciler, burası Adana şehri. Adana şehrindeki o görkemli, cilalanmış, parçalanmış modern yapıların varlığına hayran kalabilirsiniz. Bu fotoğraf diyor ki çok ince bir ayrıntı var. Orada bir gözyaşı var. O gözyaşı tarihi kentin adeta öldürmek isteyenlerin kalbe saplamış olduğu bir hançer yarasını hatırlatır. Taşköprünün Abidinpaşa'ya doğru giden tarafında hemen köşe başında bakın böyle tel çitlerin orta yerinde küp, cere, çanak, çömlek satılan bir yer görüyorsunuz. İşte burası tarihi Cafer Paşa Camisi'nin arsası. 1951 yılında o zamanki Adana Belediye Başkanı Zahit Akdağ kendi kafasından yol genişletiyorum, bu camiyi yıkın emri veriyor. Belediyenin işçileri, kazmalı, kürekli, efendim başta amirler de var, geliyorlar. Yallah babam diyerekten o caminin duvarlarına, kubbesine, minaresine, her tarafına darmadağın ediyorlar ve camiyi yok ediyorlar. Şimdi bu işin sorumlusu kim? Caminin yıkılış tarihi 1951. Bu fotoğraf yeni çekildi oranın. Yahu kardeşim bu camiyi yıktın ama bakın aradan 63 yıl geçmiş neredeyse. Bu kadar uzunca bir zaman sonrasında caminin olduğu yer bir arsa ve o arsada bu çanak çömlek satışı yapılıyor. Acı gerçek bu değil mi? Bir gözyaşı. Adana şehrinin kalbine saplanan bir hançer yarası. Kentin tarihinin yok edilmesinin acı gerçeği. 1985 yılında Vakıflar Bölge Müdürlüğü bu arsa boş kalmasın,
hiç olmasa bir miktar para kazanalım düşüncesiyle bir yurttaşa orayı kiraya vermiş. Şimdi o tabii çömlek satan insanı suçlamak gerekmez. Ancak oradaki tarihi yapıyı yıkan kişi sorumlu. Tarih çoğu kez sahnedeki kahramanları anlatmaz. Hayali kahramanları alkışlatmaz. Gelenin keyfi için geçmişe sövmek olmaz. Adana tarihindeki görkemli Vali Camisi neden yıkıldı bunu sorar. Bu sorunun cevabını kim verecek? O işi yapanlar bugün yaşamıyorlar. Onlar ölmüş insanlar. Ancak bugün diyoruz ki isimleri ne olursa olsun ama bir kentin tarihi mirasını, dini yapılarını kendi amaçları uğruna yok eden insanların yakasına tarih yapışır ve der ki yanlış yaptınız. Siz ve sizin gibi bu yanlışı yapan insanları tarih affetmez. İnsanlık vicdanı affetmez. Gönül isterdi ki köprünün başındaki bu tarihi cami yerinde kalsın ve Adana'nın kent resimlerinde o caminin olduğunu görelim. Bu caminin olduğu yere Padişah 4. Murat'tan hemen sonra Cafer Paşa Camisi'ni yaptırmış. 1671 tarihinde ünlü gezgin Evliya Çelebi oraya gelmişti. Bakın 2013 yılı Şubat ayında ve Ocak ayında Adana'da basının gündeminde tarihi resimlerle ve televizyondaki programlardan sonra tarihi caminin olduğu yerde yeni bir kazı çalışması başlatıldı. Caminin temelleri ortaya çıkarıldı. Duvarlar, taşlar ve hemen toprağın alt tarafında çanak, çömlek ve küp bulundu. Bölge Müze Müdürlüğü denetiminde kazı yapılıyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü orada bu kazının devamını istiyor. Yapılan eleştiriler sonrasında Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve ilgili kurumlar caminin temellerinin ortaya çıkarılması, mümkünse temeller üzerinden yeniden cami yapma girişiminde bulundular. Bu girişimi yapan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve kazıyı yapan Adana Müze Müdürlüğü ve bu işe evet diyen insanları alkışlamak gerekiyor. Yani yıkılıştan tam 60 küsür sene sonra caminin temelleri açılıyor ve tarihi caminin o dayandığı yer ortaya çıkarılıyor. Bu tarihi resim bize onu hatırlatıyor. Evet, karşımızda Cafer Paşa Camisi'nin temellerinin açıldığı yeri görüyorsunuz. Yine biz az önceki resme döndüğümüzde evet bu küp ve cerelerin olduğu yer yıllardan beri yıkılan bir caminin izlerinin geride kalan hatıralarıdır. Ancak son 2-3 ay içerisinde o küp ve cereci esnaf oradan kaldırıldı. Kazma kürek tekrar vuruldu. Tarihi caminin alttaki taşları veyahut da temelleri ortaya çıkarıldı. Yeniden camiyi yapma gündeme geldi. Evet, o camiyi yapmak isteyen insanlara, yani ilgili müdürlere, müze müdürlüğüne veyahut da vakıflar müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz. Evet, Adana'mızın son yüzyıldaki tarihi mirasının nasıl yok edildiğinin çelişkileri, hiç olmazsa en son durumda yapılan güzel girişimi de böyle açıklamış oluyoruz. Karşımızda o caminin olduğu yer. Bugün Taşköprü'ye doğru vardığınızda, kale kapısından hemen kente doğru baktığınızda o Çiftçiler Birliği, Abidinpaşa'ya giriş yerinde yolun kıyısında trafik yoğun şekilde akar. O trafiğin arkasında o bahsettiğim tarihi caminin harabelerinde olduğu yeri göreceksiniz. Kazmalar vurulmuş ve caminin temelleri ortaya çıkarılmıştır. Acı gerçek. Taşköprü'nün Abidinpaşa'ya bakan yeri. Orta yerde Adana Çiftçi Birliği binası var. Ama sol tarafa bakın. Cami yıkılıyor. Bu fotoğraf 1951'de çekilmiş. O zamanki caminin nasıl yıkıldığının belgesi. Minarenin üstteki kısmı yok. Ama minarenin o şerefenin alt taraftaki kısmı görülebiliyor. Camiyi yıktılar ve yok ettiler. Bu işi yaparken belediye başkanı diyor ki yol genişletilecek, cami yıkılacak. Bunun bir başka ismi şu. Evet, mail-i inhidam, yani yol genişletmesi. Dinamitler, kazma kürekler, her şeyle Adana'mızdaki bir tarihi cami yok ediliyor. İşte o caminin yıkıldığı andaki görüntü. Buradan şu gerçeği açıklamak istiyorum değerli izleyiciler. Türkiye'de yakın dönem tarihimizde 1928 yılında
camileri satma kanunu çıkarıldı ve yıkma kanunu çıkarıldı. O kanunun gerekçesi şuydu. Ne diyordu ki? Osmanlı'dan kalan cami sayısı bir hayli fazla. Laiklik inancını oturtmak ve yaygınlaştırmak için camilerin sayısını azaltalım, okulların sayısını artıralım. Bu düşünceyle şehir merkezinde tarihi bir cami varsa 500 metre yakınında ikinci bir camiye gerek yoktur, mantık bu. Komisyonlar kurulsun, fazla olan camiler satılsın ve elden çıkarılsın. Alınacak paralar hazineye gelir kaydedilsin. Bu kapsamda Türkiye'de yaklaşık 2800 cami ve mescit yıkıldı ve satıldı. Vakıflar yağmalandı. Hovardaca tarihi mirasa darbe vuruldu Türkiye'nin her yerinde. İstanbul'da, Bursa'da, Konya'da ve Adana'da. O kanun 40 yıl uygulandı Türkiye'de. 1928'de çıktı, 1970'lere gelinceye kadar o kanun uygulandı. İşte o kanuna da güvenerekten bir Adana Belediye Başkanı, Adana şehrinde köprünün başındaki o tarihi görkemli valimizin camisini yıkma işlemini başlatıyor. Bakın sol tarafta caminin üstteki hemen kısmı yıkılmış ve alt tarafı sağlam görünüyor. Bu resim bunu anlatıyor, acı gerçeği bize hatırlatıyor. Bu resim diyor ki, dikkatle bakın ey Adanalılar. Üstteki fotoğrafta 1920-21 yıllarında Fransız işgali esnasında güzel bir Adana vardı. Camileriyle, köprüsü, her şeyle. Alttaki resim diyor ki, üstteki fotoğrafta var olan Cafer Paşa Camisi yıkılıyor 1951 yılında. Fransız işgalinde yapılmayan tahribatları işgal sonrasında kentin tarihi mirasına saygı göstermeyen idareciler maalesef yok ettiler. İşte o acı gerçeğin belgesi karşımızda, fotoğrafta evet bu şekilde yansıyor. Adana'mızdaki tarihi bir caminin yıkılması. Bu resim diyor ki, dikkatle bakın, şimdiki Çiftçiler Birliği binasının hemen ön tarafında o cami binası vardı. Evet, bugün yok. İşte bu resim bize o günleri hatırlatıyor. Tarihimizin nasıl yok edildiğini. Biz buraya kadar olan yerde Cafer Paşa Camisi'nin yıkıldığını ve yok edildiğini hatırlattık. İsterseniz biraz ara veriyoruz. Sonra tekrar o acı gerçeğin gizli kalan gerçeklerini açıklamaya devam edeceğim. Efendim bizden ayrılmayın.